Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere cümlenin ögeleriyle ilgili 7. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde özne olan sözcük grubunun içinde sıfat fiil yoktur demiş. Şimdi parçamıza bakalım. Yeryüzünün en büyük tatlı su gölü Superior, kalınlığı 2 kilometreye yaklaşan buzulların 10 bin yıl önce erimesiyle meydana gelmiş. Arkadaşlar bu dursun. Amerika'nın Minnesota, Wisconsin ve Michigan eyaletlerinin sınırları içinde bulunan gölün kuzey bölümü Kanada sınırları içinde kalıyor. Bakın kalıyor yüklem. Kalan ne? ABD'nin Minnesota, Wisconsin ve Michigan eyaletlerinin sınırları içinde bulunan gölün kuzey bölümü. Arkadaşlar buraya kadar olan kısım özne. Dikkat edecek olursanız burada bulunan sözcüğünde anası mezar dikecekmişten sıfat fiil vardır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Derinliği 406 metreyi bulan Superior Gölü, yeryüzündeki tatlı suların %10'unu bünyesinde barındırıyor. Arkadaşlar barındırıyor yüklem ne? Derinliği 406 metreyi bulan Superior Gölü. Görmüş olduğunuz gibi yine burada bulan sözcüğünde anası mezar dikecekmişten sıfat fiil vardır. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Çok sık ziyaret edilen gölün çevresi boreal orman kuşağında yer alan nadir bitki türleriyle dolu. Dolu yüklem, dolu olan ne? Çok sık ziyaret edilen gölün çevresi özne. Arkadaşlar anası mezar dikecekmişten yine sıfat fiil var burada. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. Kışın buzlarla kaplanan gölün ortalama sıcaklığı yaz mevsimi dahil 3-4 derece civarında. Bakın burada civarındadır olacak. Ek fiilin düştüğünü görüyoruz. 3-4 derece civarındadır yüklem. Ne? Kışın buzlarla kaplanan gölün ortalama sıcaklığı özne. Peki öznede fiilimsi var mı? Kaplanan derken yine anası mezar dikecekmişten sıfat fiil vardır. O yüzden biz E seçeneğini denemiş oluruz. Yeryüzünün en büyük tatlı su gölü Superior, kalınlığı 2 kilometreye yaklaşan buzulların 10 bin yıl önce erimesiyle meydana gelmiş. Meydana gelmiş yüklem ne? Yeryüzünün en büyük tatlı su gölü olan Superior. Görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir fiilimsi olmadığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Malatya şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan 7 kültür ve 7 medeniyetin izlerinin bulunduğu Aslantepe, Ören yerinde ortaya çıkan buğday taneleri, Malatya yemek kültüründe baş aktörün buğday ve buğdaydan elde edilen bulgur çeşitlerinin olduğunu doğrulamaktadır. Arkadaşlar, doğrulamaktadır yüklem. Ne doğrulamaktadır? Malatya şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan 7 kültür ve 7 medeniyetin izlerinin bulunduğu Arslantepe Ören yerinde ortaya çıkan buğday taneleri, bakın burası nedir komple? Öznedir. Neyi doğrulamaktadır? Malatya yemek kültüründe baş aktörün buğday ve buğdaydan elde edilen bulgur çeşitlerinin olduğunu, neyi sorusuna cevap verdiği için bu da belirtili nesnedir. Bundan dolayı cümle, özne, belirtili nesne ve yüklemden oluşmaktadır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? Palmiye yağı şu sıralarda dünyanın en popüler bitkisel yağı olarak küresel tüketimin üçte birini karşılıyor. Karşılıyor yüklem. Karşılayan ne? Palmiye yağı, özne. Neyi karşılıyor? Küresel tüketimin üçte birini. Neyi sorusuna cevap verdiğimiz için bu belirtili nesnedir. Ne zaman karşılıyor? Şu sıralarda zartümleci. Nasıl karşılıyor? Dünyanın en popüler bitkisi olarak. Bu da zarf tümleci. Belirtili nesne var, özne var, zarf tümleci var, yüklem var. Bu cümlede bulunmayan öge dolaylı tümleçtir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır.
Dördüncü soru, aşağıdakilerden hangisi ögelerinin sıralanışı yönünden sabahleyin uyandığımda bahçedeki kiraz ve kayısı ağaçları evimizin önünde cennetteki Tuğba ağacı gibi duruyordu cümlesiyle aynıdır demiş. Cümlenin ögelerini bulalım. Duruyordu yüklem, duran ne? Bahçedeki kiraz ve kayısı ağaçları özne. Ne zaman duruyordu? Sabahleyin uyandığımda zarf tümleci. Nerede? Evimizin önünde dolaylı tümleç. Nasıl? Cennetteki Tuğba ağacı gibi. Bu da arkadaşlar yine zarf tümlecidir. Şimdi seçeneklere bakalım. Akşamleyin teyzemler bize geldiği için çocuklar gibi mutlu olmuştum. Bakın, mutlu olmuştum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ne zaman? Akşamleyin zarf tümleci. Niçin mutlu olmuştum? Teyzemler bize geldiği için zarf tümleci. Nasıl mutlu olmuştum? Çocuklar gibi. Bu da zarf tümleci. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki cümlenin ögeleriyle örtüşmediğinden dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. Üniversiteye giderken birkaç yıl önce tanıştığı bir arkadaşına rastlamıştı. Rastlamıştı yüklem, kim? O, gizli özne. Kime rastlamıştı? Üniversiteye giderken birkaç yıl önce tanıştığı bir arkadaşına. Burası dolaylı tümleçtir. Bu da yukarıdaki cümleyle örtüşmediğinden dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Doğu Anadolu'da yağan kar hayatı oldukça olumsuz bir şekilde etkiledi. Etkiledi yüklem. Etkileyen ne? Doğu Anadolu'da yağan kar özne. Neyi etkiledi? Hayatı, belirtili nesne. Nasıl etkiledi? Oldukça olumsuz bir şekilde. Bu da zarf tümleci. Arkadaşlar bakın, bu da yukarıdaki cümleyle örtüşmüyor. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Geçen gün kardeşimle ben sokağın başındaki parkta birkaç saat oynadık. Oynadık yüklem. Oynayan kim? Kardeşimle ben özne. Nerede oynadık? Sokağın başındaki parkta. Burası arkadaşlar komple dolaylı tümleç. Ne zaman? Geçen gün. Zarf tümleci. Ne kadar? Birkaç saat. Bu da zarf tümleci. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki cümleye öge dizilişi bakımından benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğimize de bakalım. Son zamanlarda yaşanan olumsuzluklar evimizde huzursuzluğa yol açtı. Yol açtı yüklem. Yol açan ne? Son zamanlarda yaşanan olumsuzluklar özne. Neye yol açtı? Huzursuzluğa dolaylı tümleç. Nerede? Evimizde. Bu da dolaylı tümleç. Arkadaşlar bakın, bu da yukarıdaki cümleye uygun değildir. O yüzden biz E seçeneğinde elemiş oluruz. Beşinci soru, bu parçayla ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır demiş. Dönüşlülük zamiri zarf görevindedir. Dönüşlülük zamiri neydi arkadaşlar? Kendi sözcüğü. Bakın, kendi kendime yatağımda uzun zaman düşündüm. Düşündüğüm yüklem kim? Ben, gizli özne. Nasıl düşündüm? Kendi kendime, zarf tümleci. Nerede? Yatağımda, dolaylı tümleç. Ne kadar? Uzun zaman. Bu da zarf tümleci. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kendi kendime sözcük öbeği zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Bunlar dönüşlülük zamiridir. Bundan dolayı da A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Her türlü sözcüğü bir ismi nitelemiştir. Sefaletin bir köşeye atılmış olmanın her türlü acısını tattın ifadesinde acı isim. Nasıl acı? Her türlü acı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her türlü sözcüğü ismi belirlemiş. Bundan dolayı da bu niteleme sıfatıdır. O yüzden arkadaşlar B seçeneği de doğrudur. Bunu da demiş oluruz. Sefaletin bir kişiye atılmış olmanın her türlü acısını sözü vurgulanmış bir ögedir diyor. Bakalım, sefaletin bir köşeye atılmış olmanın her türlü acısını tattın. Tattın yüklem. Kim? Sen. Gizli özne. Neyi tattın? Sefaletin bir köşeye atılmış olmanın her türlü acısını. Burası komple nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Dolayısıyla yükleme en yakın olan öge de belirtili nesne olduğundan dolayı vurgulanmıştır.
O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Belgisiz sıfatlara yer verilmiştir. Nerede var belgisiz sıfat? Bakın her türlü derken tür isim, hangi tür, her tür, o tür belli olmadığı için arkadaşlar buradaki her sözcüğü nedir? Belgisiz sıfattır. Yine birkaç insan demiş. İnsan isim, kaç insan, birkaç insan. Net olarak belirtmediğinden dolayı buradaki birkaç sözcüğü de burada belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. Bir köşeye derken bakın buradaki bir sözcüğü de yine isim belirtmiş ve belgisiz sıfattır. Bundan dolayı da D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hayri İrdal öge olarak cümlenin öznesi durumundadır. Hayri İrdal dedim. Dedim yüklem, kim, ben, gizli özne, ben ne dedim, Hayri İrdal dedim. Özneyi bulduktan sonra yükleme sorduğumuz ne sorusunun cevabı arkadaşlar belirtisiz nesnedir. Dolayısıyla Hayri İrdal özne değil, belirtisiz nesne olduğundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümledeki numaralanmış ifadelerden hangisi veya hangileri tek başına cümlenin bir ögesi durumundadır? Tanpınar'ın yarım kalmış son romanı Aydaki Kadın bir rüyadan uyanışla başlar. Başlar yüklem. Başlayan ne? Tanpınar'ın yarım kalmış son romanı Aydaki Kadın özne. Nasıl başlar? Bir rüyadan uyanışla zarf tümleci. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tek başına cümlenin bir ögesi olan sadece 7 numaralı başlar sözcüğüdür. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu cümle dil bilgisi açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Öztürkçe yazmak, dilimizin gelişmesini, güçlenmesini isteyen herkesin omuz vermesi, onaylaması gereken bir davranıştır. Arkadaşlar bakın, şurası komple tamlama olduğu için, sıfat tamlaması olduğu için yüklemdir. Ne? Öztürkçe yazmak. Burası da özne. Dolayısıyla bu cümle iki ögeden oluşmuştur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Öztürkçe ifadesi öznenin içinde yer almıştır. Doğrudur. Bakın öztürkçe ifadesi öznenin içerisinde yer almıştır. B seçeneğini elemiş oluruz. Birden çok fiilimsi kullanılmıştır. Bakalım gelişmesi derken isim fiil, güçlenmesi derken isim fiil, onaylaması derken isim fiil, vermesi isim fiil, isteyen sıfat fiil. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birden çok fiilimsi var. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Hem sıfat fiil hem isim fiil kullanılmıştır. İsteyen derken an en burada sıfat fiildir. Gelişmesi, güçlenmesi derken de mameler isim fiildekidir. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Yüklem çekimli bir eylemdir demiş. Davranış sözcüğü isimdir. Eylem değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümle dil bilgisi açısından incelendiğinde onu sözcüğü şahıs zamiridir. Dünya sözcüğü bir at tamlamasının tamlayanıdır. Özne ve yüklemden oluşmuştur. Boyunca sözcüğü zarf fiil görevindedir. Fiilimsi türlerinin tamamına örnek vardır. İfadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir demiş. Dil onu konuşan ulusun, yaşayış biçiminin, en geniş anlamda kültürünün, dünya görüşünün, tarih boyunca geçirdiği çeşitli evrelerin ve başka toplumlarla kurduğu ilişkilerin yaratıcısıdır. Arkadaşlar bakın şurası tamlama olduğu için komple yüklemdir. Ne? Dil. Dil de öznedir. Özne ve yüklemden oluştuğu doğrudur. Üçü alabiliriz. Onu sözcüğü şahıs zamirdir demiş. Hatırlarsanız konu anlatım videolarında bahsetmiştik arkadaşlar zamirler konusunda. O ve onlar sözcüğü insan adı yerine kullanılırsa şahıs zamiri, insan dışındaki varlıklar için kullanılırsa işaret zamiri demiştik. Şimdi parçamızda onu sözcüğü dil kelimesinin yerine kullanılmış. O yüzden onu kelimesi insan dışında bir varlık için kullanıldığından dolayı işaret zamiridir. Dolayısıyla bir yanlıştır arkadaşlar.
Dünya sözcüğü bir at tamlamasının tamlayanıdır demiş. Bakalım dünya görüşünün derken ne görüşü, dünya görüşü, belirtisiz isim tamlaması, görüşünün ifadesi burada nedir? Tamlanandır. Dünya ise arkadaşlar tamlayan görevindedir. Bundan dolayı 2 numarada doğrudur. Bunu da alabiliriz. Boyunca sözcüğü zarf fiil görevindedir. Arkadaşlar kelimenin kökü boydur, isimdir. O yüzden isimler zarf fiil eki ya da fiilimsi eki almaz. Bu da yanlıştır. O yüzden bunu denemiş oluruz. Fiilimsi türlerinin tamamını örnek vardır demiş. Bakalım konuşan derken an en iki burada sıfat fiil ekidir. Yine geçirdiği derken bakın buradaki dıktık eki sıfat fiil ekidir. Kurduğu derken dıktık eki sıfat fiil ekidir. Başka da arkadaşlar fiilimsi yok. O yüzden bu da yanlıştır. Bunu denemiş oluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız da 2 ve 3'ün yer aldığı B seçeneği olacaktır. 9. soru. Cümlelerin hangisi ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle aynı değildir demiş. Aruz ölçüsü bize mazinin sesini duyuran ve bizi maziye bağlayan kültürel ögelerden biridir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi virgülden sonraki kısım nedir? Yüklemdir. Ne kültürel ögelerden biridir? Aruz ölçüsü bu da özne görevindedir. Şimdi seçeneklere bakalım isterseniz. Genellikle aşk, tasavvuf, tabiat gibi konuların işlendiği gazel, divan edebiyatında en çok kullanılan nazım şeklidir. Yine virgülden sonraki yüklemdir. Ne? Genellikle aşk, tasavvuf, tabiat gibi konuların işlendiği gazel, burası da özne görevindedir. O yüzden A seçeneği yukarıdaki parçayla özdeştir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Halk edebiyatının üç kolundan biri olan anonim halk edebiyatı, İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın uzantısıdır. Arkadaşlar bakın yine burada da tamlama var. O yüzden burası yüklemdir. Ne İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın uzantısıdır? Halk edebiyatının üç kolundan biri olan anonim halk edebiyatı. Burası da özne görevindedir. Bu da yukarıdaki parçayla uygundur. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Deneme, gezi yazısı, anı, mektup, roman, hikaye, tiyatro gibi pek çok türde eser veren başarılı bir sanatçıdır. Bu dursun arkadaşlar. Feride'nin baş kahramanı olduğu Çalıkuşu, Anadolu'yu karış karış gezen Reşat Nuri Güntekin'in romanıdır. Bakın arkadaşlar yine burası da tamlama olduğu için komple yüklemdir. Ne? Feride'nin baş kahramanı olduğu Çalıkuşu. Burası da tamlama olduğu için ayrılmaz. Burası da özne görevindedir. Bu da yukarıdaki parçayla özdeştir. O yüzden D seçeneğini denemiş olduk. Türk tarihinde Alper Tunga olarak bilinen Efrasiyap, Şehname'de adı geçen Türk destan kahramanıdır. Yine burası da arkadaşlar tamlama olduğu için ayrılmaz yüklemdir. Ne? Türk tarihinde Alper Tunga olarak bilinen Efrasiyap, burası da öznedir. Bu da yukarıdaki parçayla aynıdır. O yüzden E seçeneğini denemiş olduk. Tekrar dönelim C seçeneğine. Deneme, gezi yazısı, anı, mektup, roman, hikaye, tiyatro gibi pek çok türde eser veren başarılı bir sanatçıdır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın burası komple nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Kimmiş birçok türde başarılı eser veren sanatçı? O gizli öznedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmamaktadır diyor. Bakalım şiiri bütün yönleriyle değerlendirmek gerekir. Arkadaşlar bakın gerekir, yüklem, ne gerekir? Şiiri bütün yönleriyle değerlendirmek öznedir. Dolayısıyla bu özne ve yüklemden oluşmuştur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ormanda yürüyüş yapmak güzel bir düşünce. Güzel bir düşünce yüklem sıfat tamlaması olduğu için ayrılmaz. Ne? Ormanda yürüyüş yapmak bu da öznedir. O yüzden biz B seçeneğini denemiş oluruz. Senin görevin kitaptaki bütün soruları çözmek. Arkadaşlar bakın şuraya ek fiilin düşmüş halini görüyoruz. Senin görevindir olacak. Dolayısıyla yüklem senin görevindir yüklem. Senin görevin ne? Kitaptaki bütün soruları çözmek özne. Görmüş olduğunuz gibi bu da özne ve yüklemden oluşmuş. O yüzden biz C seçeneğini denemiş oluruz. Romancı gerçekleri aynen yansıtmak istemez.
İstemez yüklem, kim, romancı, özne. Ne istemez? Gerçekleri aynen yansıtmak. Ne sorusuna cevap verdiği için burası belirtisiz nesnedir. Görmüş olduğunuz gibi özne ve yüklemden oluşmuyor. 3 tane öge var. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakalım. Böyle bir yerde yaşamak bana göre değil. Bana göre değil. Edat grubu olduğu için yüklem. Ne? Böyle bir yerde yaşamak. Bu da özne. Bu cümle de özne ve yüklemden oluştuğu için E seçeneğini de elemiş oluruz. 11. soru. Cümlelerin hangisinde 6 çizili söz ötekilerden farklı bir ögedir demiş. Bakalım. Kötülüğe seyirci kalanlar adeta kötülüğün bekçisidir. Kötülüğün bekçisidir yüklem. Kim? Kötülüğe seyirci kalanlar özne. Nasıl? Adeta zarf tümleci. Küçük sorunlar önlem alınmazsa büyük sorunlara yol açar. Yol açar yüklem ne? Küçük sorunlar özne. Neye yol açar? Büyük sorunlara dolaylı tümleç. Nasıl? Önlem alınmazsa bu da zarf tümleci. Eyleme geçmeyen davranış insanı başarıya ulaştırmaz. Ulaştırmaz yüklem ne? Eyleme geçmeyen davranış özne. Kimi ulaştırmaz? İnsanı, belirtili nesne. Neye ulaştırmaz? Başarıya, dolaylı tümleç. İnsanın kendisine yaptığı kötülüğü hiç kimse yapamaz. Yapamaz yüklem kim? Hiç kimse özne. Neyi yapamaz? İnsanın kendisine yaptığı kötülüğü neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne. Kendisinin farkında olan birey daha sorunsuz bir hayat sürer. Sürer yüklem kim? Kendisinin farkında olan birey özne. Ne sürer? Sorunsuz bir hayat sürer. Burası belirtisiz nesnedir. Ne kadar sorunsuz bir hayat sürer? Daha. Bu da zarf tümlecidir. Altı çizili sözcü göbeklerine baktığımızda A, B, C ve E seçeneklerinde özne, D seçeneğinde ise belirtili nesne olarak kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son sorumuza geçiyoruz. 12. soruya. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ögeleri ve ögelerinin sıralanışı parantez içinde yanlış belirtilmiştir? Bakalım. Türkiye'de Mevlana ve Yunus'a ilişkin en yetkin çalışmalardan bazılarını yapmış olan Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre'nin halk şairi olmadığını ve halkın şairi olduğunu ifade eder. Bakın arkadaşlar, ifade eder yüklem. Kim? Türkiye'de Mevlana ve Yunus'a ilişkin en yetkin sanatçılardan bazılarını yapmış olan Abdülbaki Gölpınarlı. Burası öznedir. Neyi ifade eder? Yunus Emre'nin halk şairi olmadığını ve halkın şairi olduğunu. Burası da neyi sorusuna cevap verdiği için nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. O yüzden açıklamaya baktığımızda uygun olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Yunus Emre'nin Öğütler Kitapçığı anlamına gelen yaklaşık 600 beyitten oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan Risalet-i Nusiye adlı eseri didaktik ve tasavvufi ahlaki bir mesnevidir. Arkadaşlar bakın, şurası virgüle kadar olan kısım nedir? Öznedir. Virgülden sonraki kısım da arkadaşlar yüklemdir. Bu da açıklamaya uygundur. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Yunus'un çıktım erik dalına sözleriyle başlayan ve birçok şekilde yorumlanan olağanüstü şatiyesini Osmanlı dönemindeki birçok kişi farklı şekillerde yorumlamıştır. Yorumlamıştır yüklem. Kim yorumlamıştır? Osmanlı dönemindeki birçok kişi. Arkadaşlar burası öznedir. Nasıl yorumlamıştır? Farklı şekilde. Burası da zarf tümleci. Neyi yorumlamıştır? Yunus'un çıktım erik dalına sözleriyle başlayan ve birçok şekilde yorumlanan olağanüstü şatiyesini neyi sorusuna cevap verdiği için burası da belirtili nesnedir. Bundan dolayı açıklamaya uygun olduğunu görüyoruz. O yüzden biz C seçeneğini denemiş oluruz. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Yunus'un yaklaşık 750. doğum yılı olan 1991 yılını Uluslararası Yunus Emre yılı ilan etti.
ilan etti yüklem. Kim? Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO, burası özne. Ne ilan etti? Uluslararası Yunus Emre Yılı, bakın ne sorusuna cevap verdiği için burası belirtisiz nesnedir. Neyi ilan etti? Yunus'un yaklaşık 750. doğum yılı olan 1991 yılını, burası da arkadaşlar komple nedir? Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Açıklamaya bakalım. Özne, belirtisiz nesne, belirtili nesne, yüklem demiş. Bakın arkadaşlar çözmüştük. Bununla bunun yer değiştirmesi gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakmış olalım. Yunus Emre, Türk şiir sanatının kişilik bulmaya çırpındığı bir çağda özgün halk estetiğinden yola çıkarak Arap-Fars etkisinde bir birleşim yaratmaya yönelmiştir. Yönelmiştir yüklem. Kim? Yunus Emre, özne. Ne zaman yönelmiştir? Türk şiir sanatının kişilik bulmaya çırpındığı bir çağda zartümleci. Neye yönelmiştir? Arap-Fars etkisinden bir birleşim yaratmaya. Burası dolaylı tümleç. Nasıl? Özgün halk estetiğinden yola çıkarak. Bakın burası da zartümlecidir. Dolayısıyla özne, zartümleci, zartümleci ve dolaylı tümleçle birlikte yüklem görevinde kullanıldığını görüyoruz cümlenin. Açıklamaya uygundur. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.